İnşallah bundan sonra bir dahası olmayacak. İnşallah. Olmamak üzere kapatacağız bu konuyu. İnşallah. Kardeş kardeş burada hep beraber yaşayacağız inşallah. İnşallah. Memlekete, millete hayırlı olsun diye. İnşallah. Bendemizde böyle yani istemediğimiz bir olay oldu. İnşallah onu barışla sonlandırmak için burada bulunuyoruz. Cenab-ı Hak aracı olan bütün kardeşlerimizden razı olsun. Geçecek ve Allah'a söz verecek. Kur'an-ı Kerim burada şu Kur'an-ı Kerim'in huzurunda geçiyoruz. Allah'ın kelamına dolayısıyla yani bundan daha büyük bir şey olamaz. Bir şey belirtmek istiyorum. Burada emeği olan öncelikle siz devlet erkanı, ondan sonra köy büyükleri, dışarıda çevre köylerdeki dayılarımız, akrabalarımız, dostlarımız, bu konuda vicdanlı olan herkese sizin huzurunuzdan teşekkür ediyoruz. Bu insanlar sonuç itibariyle zaman zaman tahrikler oldu, zaman zaman kışkırtmalar oldu, zaman zaman bu olayın bitmemesini isteyen insanlar oldu. Bu konuda hepimize bazı konularda bilginiz, hemfikiriz. Sizden ricam, devlet devletliğini gerçekten yaptı, dört dörtlük yaptı ve çok da yıprandı. Yaklaşık 6-7 aydır beldemizde böyle istenmeyen bir olay oldu. Dolayısıyla 6-7 aydır hem okullar kapalı, hem insanlarımız rahat işte dükkanlarına gidip gelemiyordu. Bir husumet oldu, işte bir kan davası oldu. Ama elhamdülillah işte ilçemizin büyükleri, ilçemizin işte ileri gelenleri gelip aracı oldular. İşte başta Kaymakam Bey, ilçe kaymakamımız, diğer işte jandarma komutanımız, ilçe müftülüğü olarak bizler de katılarak işte barış sürecinin sağlanması için çaba harcadık. Bugün de elhamdülillah bir bayram havası yaşıyoruz. İlçemiz, beldemizde güzel bir hava esiyor şu anda. İnsanlar rahat bir şekilde dükkanlarına gidebiliyor. İnşallah bugünden itibaren çocuklar okullara gidecek. Herkes camiye çok daha rahat bir şekilde teravihleri kılmak üzere gelecek, ibadetlerini yapabilecekler, cumalara katılabilecekler. Tabii bu barışın o meydana gelmesinde emeği geçen bütün, başta işte ilçe kaymakamımız olmak üzere, diğer kurum amirlerimize, bütün ilçemizin ileri gelenlerine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlesinden razı olsun. Bu barışa katkıda bulunan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. 5 ay önce bir sıkıntı yaşandı beldemizde. İki aile arasında maalesef bir problem oldu. Bu problem 5 aydır olaya dahil olan olmayan bütün insanları etkiledi. İnsanlar camilere gelemediler, dükkanlarına gidemediler, okula gidemeyen çocuklar oldu. Bu süreç bayağı sıkıntılı geçti. Ben de burada İmam Hatip'im. Tabii her ne kadar biz olayın içerisinde olmasak bile yine bizi psikolojik olarak etkiledi bu süreç. Çünkü insanlar ellerinden çıkamıyor, dükkanlarını açamıyor, çocuklar okula gidemiyor. Bu açıdan bu süreci ortadan kaldırmak için Sayın İlçe Kaymakamımız, ilçe müftümüz, ilçe jandarma komutanımız, ilçe milli eğitim müdürümüz ve kanaat önderlerimiz 5 ay süreyle azami derece çalıştılar. Ve bu çalışma sonucunda iki aile de fedakarlık yaparak bir araya geldiler ve bugün bayram havasında bir barış oldu ve bu sıkıntılar ortadan kalktı. Biz de çok memnun olduk. Biz de bu süreç içerisinde yıpranmıştık. Kanaat önderlerimiz, ilçemizin önde gelen insanları yıpranmıştı. Bu vesileyle bu barışı sağlanmasını emeği geçen ilçe kaymakamımıza, ilçe müftümüze, il jandarma komutanımıza, ilçe kaymakamımıza, ilçe müftümüze, ilçe jandarma komutanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve
ilçemizin önde gelen kanaat önderlerine çok çok teşekkür ediyoruz.